Maalesef ki dün gece sayısı önemli değil ölen insanlar var. Ben onlara şunu sormak istiyorum. Bir seçim için belki de ailesi olan bir babayı katlettiniz. Katlettiğiniz kişinin dünya ile bağlantısını kestiniz. Bundan mutlu musunuz? Ayrıca bugün o adamı katlettiniz diye elinize ne geçti gerçekten çok merak ediyorum. Katletmeseydiniz belki de koyunluk yaptığınız partinin bu ülkeyi ne hale getirdiğini görebilecektiniz. Ama artık göremeyeceksiniz çünkü hapse gireceksiniz. Bahsettiğim kişi Erhan Kurt. Dün gece orada AKP'lilerin kutlaması sırasında bıçaklanarak katledilmiş. Farkında mısınız bilmiyorum ama milletimiz yavaş yavaş böyle ilk insanlığa dönüyor. Ülkecik ileriye gitmemiz gerekirken geriliyoruz arkadaşlar. Bunu kimse inkar etmesin. Eskiden ülkeye Suriyeli gelmiş diye korkan çocuklardık. Terörist olabilir mi diye. Şimdi katledilmiş lafı ne kadar da basit geliyor bizlere farkında mısınız? Bunu bu hale getiren tamamen halkımızdır. Hiç hükümeti suçlamayacağım. Bu ülkede ülke yöneteni seçen de halk, birbirini ölesiye döven de halk. Ben dün sizlere attığım videoda uyarmıştım. Herkes evinde otursun kimse zarar görmesin diye. Çünkü böyle şeylerin olacağı belliydi. Yanlış anlamayın. Dün ekonomik krizini, evsizliği, mültecilerin topraklarında olmasını kutladı bu halk. Bunu çıktınız sokaklara siz kutladınız. Gençler dün gece ağlamaktan uyuyamıyorken siz dün silahlar sıktınız. Ne gösterisiydi sizin bu yaptıklarınız? Bunların yanında birkaç olay daha var. Mesela insanlar dışarıda Cumhur İttifakı'nın kazanmasını kutlarken bir teyzemin çöpten eşya toplarken görüntüleri yayıldı. Bunlar ne kadar normalleşmiş farkında mısınız? Ben sizlere söyledim. Şu anda fakir daha fakir, zengin daha zengin olacak bu ülkede. Gelecek nesillerimize de üzülüyorum. Hadi kendimi affedersiniz, siktir ettim. 15 yaşındaki bir çocuk 5 sene sonra benim yaşıma gelecek ve bu ülke için tekrar seçim fırsatı eline geçecek. Ama 5 sene sonrasının Türkiye'si iktidarın değişmesiyle düzelmeyecek bir hale alabilir. Ek olarak Hatay'dan bir video var. Bunu hep birlikte izleyelim. Yani hata hakkında pek fazla yorum yapamayacağım. Evet belli bir kesim cidden Erdoğan'a oy vermedi ama çoğunluğu Erdoğan'a oy verdi. Yani insanlar hala çadırda kalıyor ve hani sel basıyor çadırlarını. Bunlara bir şekilde olsa göz ardı edip Erdoğan'a verdiniz. Sizin çektiğiniz acının bir tarifi yok ben bunu çok iyi biliyorum. Ama bunun arkasında hiçbir sebep aramadınız. Bu acıyı niye çektiğinizi aramadınız. Halk sizin için çabaladı. Sizlerin hakkını aramaya çalıştı ama nafile. Sizlerin kararı sabitti. Buna diyecek bir şey bulamıyoruz. Ben başta her ne kadar da yok işte deprem bölgesindeki insan Erdoğan'a vermemiştir bunu bana kimse inandıramaz desem de bunu ikinci turda gördük. Tabii ki de bunun için sizleri kötülemeyeceğiz çünkü sizin acınız gerçekten de çok büyük. Canınız sağ olsun diyelim. Dün insanlar çatışmaların ortasında kaldı. Dün hani o kadar terörü lanetlerken dün silah çatışmaları yaptınız. Bütün ülkede silah sesleri yükseliyordu. Hatta bir video var sosyal medyaya yayılmış. Kim olmuş? Sen! Hani buradaki insanlar bu çatışmaların sonunda yaralanabilirdi. Bunlara niye müdahale edilmedi gerçekten de çok şaşkınım. Terörü lanetleyen bir milletiz değil mi? Hani siz sonuç olarak işte birçoğunuz işte Kılıçdaroğlu terörist diye oy vermediniz. Ama dün gece çıkıp o sokaklarda silah sıkmasını bildiniz. Ayrıca biz gençler tamamen umutsuzluğa kapılmış durumdayız. Çok pesimist bir yönde ilerliyoruz. Arkadaşlar karamsarlığa gerek yok. Artık olan oldu. Ben söylediğim gibi hayatınız hala devam ediyor. Ayrıca yaşımızdaki kızlar çarşafla falan kapatılacaklarını Arkadaşlar böyle bir şey olmaz. Kimse sizi zorla kapatamaz. Buna emin olun ki bizler olabildiğince karşı çıkarız. Evet ülkede kadın olmak belki de zorlaşacak ama... ...yani arkanızda biz olacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Artık üzülmeyi bir kenara bırakalım. Çünkü üzülmek bize bir şeyleri geri getirmeyecek. Bir şeyler için çaba sarf etmeye başlayalım. Çünkü güneş her gün yeniden doğuyor arkadaşlar. Ayrıca dün gece Erdoğan'ın seçimi kazanmasını kutlayan bir grubun... ...açtığı ateş sonucunda 4 yaşındaki bir kız çocuğunun öldüğü söylendi. Evet gerçekten de dün gece 4 yaşında ölen bir kız çocuğu var... Ama kutlama sırasında öldüğü kesin bir bilgi değil. Çünkü paylaşımı yapan solcu gazete bu paylaşımı sayfalarından kaldırmış. Başka bir haber sayfasında balkondan düşerek öldüğünü söylemiş bu çocuğun. Ve solcunun yalan haber yaptığını dile getirmiş. Ben bu paylaşımı yapan sayfayı daha önce görmedim o yüzden doğruluk payı veremeyeceğim ama emin olduğum tek bir şey var. O da dün gece ölenlerin sayısının gerçekten de fazla olması. Artık söylenecek bir şey yok. Dün de söyledim bugün de söyleyeceğim. Bundan sonra kimse ama kimse halinden şikayetçi olmasın. Esenlikle kalın.